Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Ankara Demirspor Teknik Direktörü Serhat Gürpınar'la beraberiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah. Teşekkür Nasılsınız ederim. hocam? Nasıl gidiyor antrenmanlar, Teşekkür. şartları? Çok şükür iyi. Son 2-3 gündür Ankara'da malum kar yağışı var. Havalar biraz soğuk ama imkanlara verdiği şekilde götürmeye çalışıyoruz. Önemli değil. Biz bu şartlarda yapalım. Yeter ki yağış olsun, kar olsun, yağmur olsun. O anlamda sıkıntı olmasın. Peki hocam, şimdi Ankara Demirspor bu sezon ilk yarısını Kocaelispor'u deplasmanda mağlup ederek iyi bir noktada bitirdi. İkinci yarıya kötü başladı ve sonrasında gelen iki galibiyet. Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Abdullah aslında şimdi evet sonuç olarak belki ilk maça kötü başladık ama oyun olarak hakikaten kötü başlamadık. Hatırlarsan Mert'in kaçırdığı bir penaltı var. Onun Evet. haricinde bizim net pozisyonlarımız var ve yanlış hatırlamıyorsam 75 gibi Kırşehirspor'un kalemize ilk geldiği topta kontrada kendi hatamızdan çıkarken kaptırdığımız bir topta yediğimiz gol ve mağlup olduğumuz bir skor var. Evet skor olarak kötü ama oyun anlamında çok aşağı düşmediğimiz bir maç oldu. Ondan sonraki iki maçta kazanmasını bildik. Serikspor maçını 90 artı 6 7 artık son gol oldu. Maç bitti. Hakikaten o maçta da naklen yayın vermiş televizyon. Seyredebildiğimizi takip edebildiğiniz mi bilmiyorum ama hakikaten o maçta da çok inanılmaz pozisyonlar vardı. Atamadığımız ama son dakikada olsun kazandık. En son geçen hafta da Sarıyer maçında oyun anlamında belki bu sezon oynadığımız oyunun biraz altında kaldı ilk yarı itibariyle özellikle. Bunda tabii Sarıyer takımının da özellikle ikinci yarıya iyi başlayamamasının, puan alamamasının etkisi de çoktu. Onlar biraz da istekli başladılar maça. Biraz oyunu tutup ondan sonra oyuna ortak olduk. Özellikle ikinci yarı 65-70'den sonra zaten oyun tamamen bize döndü. Zaten biz de işin açıkçası bunu planlamıştık. Çünkü yeni transferleri var, hazır olmayan oyuncular var. Onlar da bir kadro istikrarı sağlamaya çalışıyorlardı. Planlarımızı ona göre yapmıştık. Çok şükür onda da tutunca o maçı da kazandık ve ilk yarıya oranla ikinci yarı daha iyi başladık. Puansal anlamda aynı şekilde devam ediyor. Önümüzde Bucaspor maçı var. O maç için hazırlıklarımız devam ediyor. Hocam şimdi transferde çok fazla bir hareket yoktu açıkçası sizde. Evet. Yani bunu söyleyebilirim. Rakiplerinizde mesela çok fazla hareket varken sizde çok fazla hareket yoktu. Özellikle Evet. İskenderun Spor diyorsunuz. Yani git çok fazlaydı. Tabii şöyle bir durum var hocam. Net bir golcü yok sizde. Evet. Mert örneğin 8 golü var. İşte Mervan Yiğit'in var. Bunların bir de asistleri var. Evet. Burhan var. Burhan mesela çok iyi bir sezon geçiriyor. Geçtiğimiz sezona Evet. beklediği yakın performans sergiliyor. Tüm oyuncu grubundan verim almaya çalışan bir Ankara Demirspor var. Bunu söyleyebiliriz herhalde rahatlıkla. Evet. Yani skor dağılımının ben çok iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet, şöyle ben bunu şuna bağlıyorum. Biz bir sistem oynamaya çalışıyoruz ve bu sistemde oyuncuya bağlı kalmaktan ziyade dediğim gibi sistemin işlemesi bizde çok önemli. Sistem doğru işlediği zaman da zaten oyuncular bir şekilde skora katkı sağlıyorlar. Dediğiniz gibi Mert olsun, Mervan olsun, Burhan olsun, son haftalarda Sivri olsun. Yani skora katkı sağlayan oyuncumuz çok. Stoperlerimizden katkı aldık. Alperen'den aldık, Abdullah'tan aldık. Ümit Yasin'den aldık. Hepsinden aldık aşağı yukarı. Orta saha oyuncularımızdan katkı aldık. Yani dediğim gibi oyuncuya bağlı performanstan ziyade takım performansı bizim için daha önemli olduğu için skor genelde yayıldı. Bu da bizim biraz daha işimize geldi işin açıkçası. Çünkü belli bir takımı sürükleyen bazen bazı oyuncular olabiliyor. Skor yükünü çeken oyuncular olabiliyor. Ama bizde öyle değil. Bizde çok şükür herkes skora katkı sağlıyor. Onun için de bu anlamda dediğim gibi sistem oynamamızdan dolayı kaynaklanıyor bu. Herkes bizde takım halinde de savunma yapıyor, takım halinde de hücum yapıyor. Bundan dolayı herkesten skor anlamında katkı kazanıyoruz. Geçiş hücumları, özellikle Kocaelispor maçındaki geçiş hücumları gerçekten çok harikaydı. Bunu net olarak Evet. söyleyebilirim. Rakip analiz çok iyiydi. Bu konuda tebrik ediyorum. Hocam şimdi Ankara Demirspor'un kulüp profilini biliyoruz. Son yıllarda playoff, finalde oynadığını hatırlıyorum. Playoff buralarda gezen bir Ankara Demirspor var. Geçtiğimiz sezon biraz kadrosal değer olarak biraz büyük
daha önceki yıllara ve bu sezona göre daha yüksek bir maliyetli kadro kurulmuş olsa da bu sezon tekrardan Ankara Demirspor özüne döndü. Ama Evet. rakiplerine de bakacak olursak işte İskenderunspor, işte Bursaspor, Kocaelispor daha yüksek bütçeli takımlar, daha hem de taraftar açısından daha fazla olan taraftarlar, taraftara sahip takımlar. Tabii Kocaelispor gerçeği var. Şimdi Ankara Demirspor'un yani maçlarına da geliyorum ben ara ara. Yani çok fazla bir taraftarı yok. 53 kişiye Evet. oynadığını da söyleyebilirim. Bu hafta çok kritik bir maça çıkacak. Bursaspor deplasmanda. Tabii Bursaspor'un da hani 2 hafta önce Ankara'da aldığı mağlubiyetten sonra geçen hafta bir moral buldu açıkçası Kastamonu'yla. Neler söylersiniz hocam? Rakibin çok etkili silahları var. Hücum Evet. anlamda. Eren Çelenk mi var mesela? Berket Evet. sakatlıktan döndü ama muhtemelen oynamayacak. İrfan Aykün transfer ettiler. Yani neler söylüyorsunuz hocam? Kaliteli bir kadroyla, kaliteli bir takımla oynayacak. Evet, şimdi ligin ilk yarısında da biz deplasmanda Buca'yla oynadığımız maçta da hakikaten 1-0 mağlup olduk ama pozisyon anlamında bizim 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. Biraz önce söylediğin gibi ligin yüksek bütçeli takımları var. Kocaelispor gibi, Bucaspor gibi, İskenderun gibi. Onlardan sonra işte Van takımı geliyor. Karacabey keza öyle. Yani bu takımlar hakikaten bütçe anlamında bizim çok üzerimizdeki takımlar. Ama bizim de şöyle bir yapımız var. İşin açıkçası hedefi olan oyunculardan kurulu bir takımız. Bizdeki oyuncular hep genç ve potansiyeli olan oyuncular. İnşallah bu yayını bir kenara kaydedersek ilerleyen dönemlerde seneye ve ondan sonraki senelerde üst liglerde oynayabilecek çok oyuncumuz olduğunu düşünüyorum işin açıkçası. Alperen gibi, Mervan gibi, Eren Bektaş gibi, Kaleci Ömercan gibi. Yani çoğunu sayabilirim. Oktay gibi, Kadir gibi, yani sürekli söylüyorum Sivri gibi genç olarak bunları söylüyorum. Diğer oyuncularımız da mutlaka üst ligleri yakalayacaklar. Çok potansiyelli oyuncularımız var ama muhtemelen dediğim gibi önümüzdeki senelerde Süper Lig'de, PTT Ligi'nde, üst liglerde oynayabilecek çok sayıda hedefi olan oyuncumuz var. Bütçesel anlamda dediğim gibi çok büyük bütçeler kurulan bir takım değiliz. Dediğim gibi devre arasında çok fazla takviye yapma şansımız da olmadı. Kadro derinliğimiz çok fazla değil. Genelde aynı oyuncularla gidiyoruz. Yani 14-15 oyuncuyla işin açıkçası ligin genelini geldik. Devrede kaleci Metin, Mehmet Küçük Durmuş, en son Burak Çolak'a Etime Sütan kattık. Eksik mevkilerde bize katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz oyuncular olarak kattık. Yani transferin son gününe kadar 1-2 oyuncu daha belki bütçemiz doğrultusunda katabilirsek belki bir oyuncu daha katabiliriz. Ama genelde bu oyuncularla gideceğiz. Dediğim gibi benim fikrim hedefi olan potansiyeli olan oyuncularla yola çıktık ve onların bu azminden dolayı bence bizim takımın sıralamadaki yeri kazandığı puan. Bugün baktığınız zaman ligin en az gol yiyen üçüncü takımı, en fazla gol atan üçüncü takımı. Yani sezon başı yeni kurulmuş birbirini çok tanımayan bir takımın işin açıkçası bu taraflara gelmesi çok kolay değil. Dediğim gibi oyuncu grubum çok hem karakterli hem de çok yetenekli oyunculardan kurulu. Bence bu bizi şu an bulunduğumuz konuma getirdi diye düşünüyorum. Peki hocam, Bursaspor maçına dair bir şey söylemediniz ama rakipte hani Ha, Buca ile alakalı söyleyeyim şöyle. Ha, Buca takımı hakikaten özellikle hücum hattı çok etkili oyuncular var. Eren Çelenk olsun, Mehmet Fuat Gölbaş olsun, İlhan Depe olsun. Orta sahada işte bizden giden İrfan var, Cuma Menize var, Sarvan Fındıkçı var. Yani hepsi skora katkı sağlayabilen oyuncular. Savunma hattında Onur var, Mazlum var, bazen Enes Lokman var. oynuyor. Enes bence yukarıda Evet. bir oyuncu. Evet, Enes aynı şekilde. Yani çok hakikaten her oyuncu bireysel anlamda çok yetenekli ve üst düzey oyuncular. Hakikaten ligi de iyi bir şekilde götürüyorlar. Zor bir maç olacak. Bizim için çok zor bir maç olacak. Biz rakibimizin gücünün farkındayız. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Rakip analizlerimizi yaptık. Maçta inşallah hem rakip karşılama anlamında hem hücum opsiyonları anlamında çalıştıklarımızı sahaya yansıtabilirsek Bucaspor için de çok kolay bir maç olmayacak diye düşünüyorum. İnşallah hafta sonu gülen taraf biz oluruz. Hocam şimdi ne kadar önemli olduğunu şöyle anlatayım. Şimdi bu haftayı geçtikten sonra eğer bu haftayı galibiyetle kapatırsanız Uşak deplasmanı.
Balıkesir iç saha, Pazar deplasmanı Fethiye iç saha. Kendinizin rakipleriyle değil, Bindersat Trabzon maçına kadar aşağı taraftaki takımlarla oynayacaksınız. Ve bu dört maçtan yani açıkçası Ankara Demirspor'un nereye gideceğini gösterebilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü her ne kadar Kocaelispor'la puan farkı açık olsa da her şey olabilir. %100. Biz de zaten hafta içi ya şu maçı kazandıktan sonra hafta içi oyuncularla hep aynı şeyi konuştum. Bizim için aslında kırılma maçı. Eğer biz bu karşılaşmadan galip ayrılabilirsek işin yönü bizim adımıza çok daha farklı bir tarafa dönebilir. Niye? Puan farkı çok fazla değil. Tamam belki Kocaeli ile var ama Buca maçını kazandığımız zaman puan farkı inanılmaz az bir şeye seviyeye inecek. Ve dediğiniz gibi bizim oynayacağımız maçlarda tabii her maç ligde çok zor. Her maçın kendine göre çok fazla zorluğu var. Ama kazanılmayacak maçlar değil. Dediğim gibi bu bizim için tam bir dönüm maçı. Bizim nereye doğru seyredeceğimizi gösterecek. Hafta başından beri dediğim gibi ben de oyuncularla hep bunu konuşuyorum. Oyuncularımız da bunun farkındalar, bilincindeler. Dediğim gibi yani bütün hesaplarımız bu maçtan galip ayrılıp tekrar yukarı doğru tırmanma yönünde. İnşallah bunu başarabiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Başarılar dilerim. Umarız istediğinizi alırsınız. Çok, çok teşekkür ederim Abdullah. Selamlar. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum Görüşmek üzere. İyi günler, sağ olun. ben.